oynayan, hızlı oynamayı seven bir takım rakibimiz. Bunu özellikle ilk 20-30 dakikalık periyotta çok daha hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Bütün içeride oynadıkları maçlarda özellikle. Bunu sağlarken yaparken de rakibe baskı yapıp, hataya zorlayıp hızlı ataklarla gelmeye çalışıyorlar. İlk plandaki ana düşüncemiz bunu bir şekilde minimuma indirebilmekti. Bu bölümü zaman zaman hatalar yaparak ancak kazasız atlattık. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan atlattık. İlk yarının sonlarına doğru oyunu ortaya doğru çekip rakip kaleye doğru daha kolay gitmeye başladık. İkinci yarı topun süresini biraz daha ayağımızda tutarak uzatma düşüncesi daha hakim takımda. Nitekim böyle başladık. Gol dakikasına kadar. Ancak bizim takımlarımız için, buna Fenerbahçe'de dahil, herhalde Türk takımlarının genel sorunlarından bir tanesi oluyor. Oyundaki etkinliğimiz ve iyi oynama süremiz arttığı anda bu sefer daha evvel vermediğimiz fırsatları daha kolay mı başlayacağız bu saatten sonra. Bir hatırlatmayı yapmak gerekiyor artık. Umarım ve dilerim bitsin. Terörü bir kere daha buradan ülkemizde ölen insanlarımız var. Lanetliyoruz. Ülkemizdeki bu felaket zincirinin, bu terör felaket zincirinin de bir an evvel son bulması en büyük dileğimiz. Hayır. Maçı anlattık ama bence burası çok daha önemli. Sert, hızlı ve çok en az bizim kadar istekli bir takıma karşı oynadık. Genel olarak biraz evvelki sözlerim içinde vardı. O ikinci gol hakikaten ucuz bir goldü. Bunun dışında